Saygıdeğer Muğla'lı hemşehrilerim, değerli basın mensupları. Perşembe günü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın olağanüstü toplantısında faaliyet raporu değerlendirildi, oylamaya sunuldu. Biz Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu bu faaliyet raporuna red oyu kullandık. Red oyu kullanırken de niçin red oyu kullandığımızı grup sözcümüz Hürol Bey orada da ilan etti. Ama bunun bir kez de basın yoluyla sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü önemli bulduğumuz konular var. Şimdi Hürol Bey faaliyet raporuna red verme gerekçelerimizin bir kısmını sizlerle paylaşacak. Ben şimdi sözü kendisine veriyorum. Daha sonra yine değerlendirmelerde bulunacağız. Hürol Bey buyurun. Sayın Başkan, basınımızın değerli temsilcileri, 28.05.2020 Perşembe günü yapılan Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplantısında görüşülen Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı faaliyet raporu görüşmelerinde AK Parti ve MHP'li Cumhur İttifakı'na mensup belediye meclisi üyeleri olarak faaliyet raporuna red oyu vermiş bulunmaktayız. Muğla'da hemşehrilerimiz 2019 yılı yerel seçimlerinde bizlere Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde muhalefet etme görevi vermiştir. Bizim muhalefet anlayışımız hiçbir zaman körü körüne muhalefet etmek olmamıştır. Muğla'nın, Muğla'nın menfaatine olan konularda her zaman destek olmuşuzdur. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım amaçlı kredi taleplerine, makine ve teçhizat alımlarına, çalışanların maaş ve benzeri ödemelerinde, ek bütçe taleplerinde hiçbir zaman engelleyici bir yaklaşım sergilemedik. Ancak Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşundan bu yana geçen 6 yıl içerisinde olumlu yönde ciddi bir gelişim sağlanamamıştır. Yapılan yatırımlar genellikle belediye binaları, sosyal kültürel anlamdaki ve terminal binaları gibi yatırımlardır. Gelinen noktada hala ilçelerimizde su patlakları ve su kesintileri, her yağmurda taşan dereler, evlerin ve işyerlerinin yaşadığı su baskınları, bozuk yollar, kanalizasyonların hala denize karıştığı güzelim koylarımız, cennet koylarımızdaki beldelerimizin birçoğunda hala kanalizasyon ve arıtma tesisi bulunmamaktadır. Bazı beldelerimizde hala su ve kanalizasyon hizmetleri özel şirketler tarafından sağlanmaktadır. Muğla'mızın geleceğe yönelik su ihtiyacı sadece devlet yatırımları ile sağlanabilmektedir. Su teminine yönelik belediyenin ciddi bir yatırımı yoktur. Otopark ve trafik sorunu hala çok ciddi bir sorundur. Temiz hava ve temiz içme suyu ihtiyaçlarımız için gerekli yatırım hala hükümet tarafından yapılan yatırımlar ile karşılanabilmektedir. Belediye bütçesi Ankara'dan gelecek para ile denkleştirilebilmektedir. 655.893.128,50 TL'lik Muğla Büyükşehir Belediyesi gelir bütçesinin %84'ü yani 549.732.256,90 TL'si İller Bankası ve Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden aktarılan paralardır. Durum böyle olmasına karşın tahakkuk yapılan gelirin tahsilatı konusunda çok ciddi sorunlar vardır. Sadece gelir vergisi, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2019 yılı toplam tahakkuk miktarı 91.292.701,16 TL iken tahsilatı yapılan gelir 66.936.140,54 TL'dir. 24.356.560,62 TL'lik gelirin tahsilatı yapılamamıştır. Tahsilatı yapılamayan gelirin oranı %27'dir. İlimizde yapılan inşaatlarda müteahhitlerimiz hafriyatlarını dökecek yeterli kapasitede hafriyat döküm ve bertaraf sahası bulunmamaktadır. Zeytinyağımız işlenmesi sonrası oluşan atıkların bertarafı konusunda 6 yıldır ciddi bir adım atılmamıştır. Koylarımız ve denizlerimizin temizliği en büyük kazancımız ve övünç kaynağımızdır. Ancak sintine suyu ve atık su toplama faaliyetlerimiz yetersiz ve denetimsizdir. 828 tekneye hizmet veren Göcek Hizmet Bölgesi'nde teknelerden 1.293.209 litre atık su toplanmaktayken Gökova Hizmet Bölgesi'nde 697 tekneden sadece 293.150 litre atık su toplanabilmiştir. İki hizmet bölgesinde tekne sayısı birbirine yakınken toplanan atık su miktarında yaklaşık 5 kat fark vardır.
Bugün hala körfezlerimiz ciddi oranda teknelerden bırakılan atık ve sintine suyu ile kirletilmekte, kanalizasyon ve arıtma tesisi hizmetlerinden yararlanamayan sahil beldelerimizde denize bırakılan atık su sebebiyle zaman zaman körfezlerimizde yaşanan deniz kirliliği ulusal basının gündemine gelmektedir. Yaz aylarında milyonlarca kişinin ziyaret ettiği ve yüz binlerce aracın girdiği Muğla'mızda faaliyet raporunda görüleceği üzere MUTTAŞ tarafından işletilen sadece 364 araçlık otopark tesisi vardır. Turistik ilçelerimizde şehir içi ulaşım konusunda ciddi bir master plan yoktur. Metro ve yeraltı otopark tesisi gibi ciddi yatırımlar konusunda bir proje çalışması dahi yoktur. Artık bu ilçelerimizde yaz aylarında işkence derecesinde bir trafik söz konusudur. MUBEP, Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel AŞ dışında belediyenin kağıdı bir şirketi yoktur. Bu şirkette Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne personel hizmeti veren bir şirkettir. Beltes AŞ, Toktaş AŞ, gayri faal, MUTTAŞ AŞ'nin ise gelir gider ve kar zarar durumu açıklanmamıştır. Şirketler bu durumdayken şirketlerin yönetim kuruluna huzur hakkı ödemesi yapılmaktadır. MELSA AŞ 2019 yılını 81.386,42 TL zararla kapatmışken 121.200 TL huzur hakkı ödemesi yapılmıştır. Muğla ilçeler arasında hizmette eşitlik prensibine riayet edilmemektedir. Menteşe ilçemiz her konuda yatırımlardan aslan payını almaktadır. Örnek verecek olursak Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca yürütülen 12 adet büyük yatırım yapım işinin 6 tanesi yani %50'si Menteşe ilçemizdedir. Yapı ruhsatı ve koruma şube müdürlüğünce kesilen 5 adet restorasyon ve tadilat ruhsatının 3 tanesi, 1 adet yeni yapı ruhsatı yine Menteşe ilçemizde kesilmiştir. MUTTAŞ tarafından taşınan 7.547.370 yolcunun 4.223.126'sı Menteşe ilçemizde taşınmıştır. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 9 cenaze aracının 5 tanesi Menteşe'dedir. Bugün ilçe belediyelerimiz dar bütçelerine karşın ilçe merkezlerinin yanı sıra köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin mahalle içi yolları, bağ bahçe yolları, mahalleler arası alternatif bağlantı yollarının yapım ve bakımını yapmaya çalışmakta, bu konuda büyük şehirden bir destek alamamaktadır. Turistik beldelerimizin altyapı sorunları tam olarak çözülememişken mahalleler arası alternatif bağlantı yolları ve bağ bahçe yolları konusunda hiçbir destek sağlanmazken bir kültür merkezimiz de varken 40 milyonun üzerinde bir harcamayla ikinci bir sosyokültürel tesisin durum böyleyken yapılmaması gerektiği kanısındayız. İlçe belediyelerimiz imar planı yapımı konusunda çok büyük sorunlar yaşamaktadır. Bütüncül plan çalışmaları, nazım imar planlarının onay süreci çok uzun sürmektedir. İlçe belediyelerinin sorunları ortak akılla ve ivedilikle çözüme kavuşturulmalıdır. Planlamanın yapılamaması nedeniyle ilçe belediyelerimiz vatandaş karşısında çok zor durumda kalmaktadır. İlçe belediyelerimiz bu sorunun çözümü için hazırlayıp Büyükşehir Belediyesi'ne sundukları imar planlarının belediye meclisine sunulma süresi çok uzun sürmektedir. Bu nedenle eğitimli personel sayısını arttırma ve hizmet alımı vasıtasıyla bu süreler kısaltılabilir. Yukarıdaki sebeplerden dolayı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı faaliyet raporuna Cumhur grubuna mensup üyeler olarak red oyu vermiş bulunmaktayız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar burada birkaç konunun altını özellikle çizmek gerekiyor ve sizin dikkatinizi sunmak istiyorum. Hatırlıyorsunuz suyla alakalı yapılan itirazlara Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı biz indirim yapamayız çünkü maliyetinin altına bir fiyat veremeyiz yoksa zarar ederiz diyor. Oysaki görüyoruz ki zaten Büyükşehir'in kar eden herhangi bir işletmesi yok. Henüz açıklanmayan bazı gelir giderini açıklanmayan bazı şirketler var ama MUTTAŞ başta olmak üzere bütün şirketlerinin bütün faaliyet konularında zarar ettiğini görüyoruz. Bir de burada yine ilgimi çeken bir konu var. Yani 83 milyon TL zarar eden bir işletmede 83 bin TL zarar eden bir işletmede 121 bin lira huzur hakkı alınmış. İnsanın huzuru kaçar bu parayı alırken. Ama bu kadar zarar eden bir yerde hangi yüzle hatta bu şirketi yönetenler huzur hakkı alıyorlar? Bunu da sizin dikkatinize sunuyorum. Arkadaşlar geçen televizyon programında özellikle FRT televizyonunda yapmış olduğumuz televizyon programında bir konuyu açıklamıştım. Çok sayıda telefon aldık bununla alakalı olarak.
konuyu açıklamam, biraz daha açmam istenmiş. Onunla ilgili de size rakamlarla bir bilgi vermek istiyorum. Bilindiği üzere arkadaşlar, ilimizde Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 2018 yılında inşaatına başladığı 4000 kişilik kız ve erkek öğrenci yurdu inşaatı 2018 yılından beri devam ediyor. Bunun birinci etabı 2000 kişilik yurt, ilk aşamadakini erkek yurdu olarak açmayı planlıyoruz. Eylül ayında 60 milyon 416 bin TL'lik bir yatırım bu arkadaşlar. %85'i bitmiş halde Eylül ayına yetiştirmeyi, öğrenim yılını yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Hemen arkasından yine 70 milyon 27.100 TL'lik ikinci bir proje var. O da yine %65'i tamamlanmış durumda. Onu da inşallah 2020 yılı bitmeden Aralık ayında bitirmeyi planlıyoruz. 2018 yılında bu yurtların inşaatına başlanıldığında Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü olarak Muski'ye ve Büyükşehir Belediyesi'ne su ve kanalizasyon için başvuruda bulunulmuş. Aradan 2 yıl geçtiği halde Muski bu Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurduna, öğrenci yurduna su veremeyeceğini, kanalizasyonu da mevcut sisteme kaldırmayacağı gerekçesiyle bağlayamayacağını belirtmiştir. Olay İl Koordinasyon Kurulu'nda da gündeme taşınmış, orada da görüşülmüş. Bunun sonucunda üniversiteye ait depoya 1700 metre bağlantıyla su hattının taşınması, Kredi Yurtlar Kurumu'nun veya Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün üstlenmesiyle su sorunu çözülmüş. Kanalizasyon sorunu hala çözülememiştir. Muski bu sorunu çözmek için ya kendilerine ek bir ödenek yapılmasını ya da bu işi bakanlığın çözmesini beklemektedir. Muğla'nın Menteşe'nin göbeğinde yapılan 2000 tane öğrenciye barınma sağlayacak olan bir yapının dahi kanalizasyonunu, suyunu çözemeyen bir büyükşehir belediyesiyle karşı karşıyayız. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığımız bir paket arıtma kurarak orada kanalizasyonu çözme gibi bir çözüm arayışı içerisinde. Hala kesinleşmiş bir şey yok. Ama biz gördüğünüz üzere yatırım yapsanız da, hizmet getirseniz de topal ördek gibi bir tarafını koskoca Büyükşehir Belediyesi 2000 kişilik, ki bu Antalya'da, Fethiye'de bir oteldir arkadaşlar. Yani 2000 tane yatak kapasiteli olan ülkemizde, ilimizde onlarca, yüzlerce tesis vardır. Yani burada bir tesisin dahi su ve kanalizasyon işini çözemeyen bir büyükşehirle karşı karşıyayız. Ama her şeyi de devletin yaptığı birçok yatırımda kendileri eleştirirken bir kanalizasyon işini dahi çözmekten aciz bir yönetimle karşı karşıyayız. Ben bu vesileyle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2020 yılı içerisinde ilimize kazandırdığı 21 milyon 981 bin 498 bin liralık bir yatırımı var arkadaşlar. Bu ilçelerimizde Menteşe'de, Ortaca'da, Fethiye'de, Köyceğiz'de, Bodrum'da, Milas'ta, Marmaris'te ve Dalaman ilçelerimizde ihalesi çıkmış, yapılacak olan işletmeler var. Bunların dökümünü arkadaşlarımız size toplantının sonunda iletecekler. Ben hepsine teker teker girmek istemiyorum. Tabii yatırımlarımızı teker teker anlatmaya kalkarsak bu toplantı çok uzun sürer, ama ben sadece bir iki tane hassas konuya değinmek istiyorum. Yani Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sadece bu yurtlar değil, ilimizde bu kadar tesis yaparken Büyükşehir Belediyesi'nin sadece bir tesisin kanalizasyonu yapamamasına dikkat çekmek için bu yatırımlardan size örnek vermek istiyorum. Bir de televizyonda da izliyoruz, Türk olarak da gurur duyuyoruz. 45 günde yapılan acil durum hastanelerinden devasa hastanelere, şehir hastanelerine, ülkemizin birçok yerinde bu güzel yatırımları hep beraber izliyoruz. Muğla ilimiz olarak da ilimizde Sağlık Bakanlığı'nın bir yandan bütün dünyanın baş etmekte zorlandığı pandemiyle mücadele ederken ve üstelik örnek bir mücadele verirken, bir yandan da tesisleşmenin ne kadar önemli olduğunu ve zamanında Sağlık Bakanlığımızın insan sağlığına yapmış olduğu yatırımlardan dolayı bugün bu pandemi sıkıntısını bu kadar rahat atlatabildiğimizin bir göstergesi olarak ilimizde de yapılan birkaç yatırımdan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz daha önceden Bodrum Devlet Hastanesi ihalesi yapılmış
%51'i de tamamlanmış haldeyken müteahhit firmanın yapım aşamasından vazgeçmesi, ihaleden çekilmesi üzere bir sekteye uğramıştı. Biz Bodrum'daki vatandaşlarımızdan bu hastanenin ne zaman yapılacağı konusunda biraz eleştiri de almıştık. Hastanenin durduğunu, yapılmayacağını dahi söyleyenler vardı. Oysa ki kanunen böylesi bir inşaat yarım kaldığında başka bir firmaya ihaleye çıkabilmek için yapılması gereken birçok prosedür var. Onlardan dolayı bir süre beklenilme oldu. En son arkadaşlar 20 Mayıs 2020 yılında yapım ihalesi tekrar gerçekleştirildi ve bir firmaya burası 20 Mayıs 2020'de tamamlamak üzere verildi. Milas ilçemizde arkadaşlar hastanemiz inşaatı aslında bitti ama inşaat aşamasında, proje aşamasında öngörülemeyen özellikle peyzaj, otopark gibi, yan yollar gibi, istinat duvarları gibi işler çıktı. Onlar da 5. ayın yine Mayıs ayının 7'sinde inşaatı yapan, hastane inşaatını yapan firmaya ihale edildi. Ağustos ayı içerisinde, yani 2020'nin Ağustos ayı içerisinde Milas Devlet Hastanemizi inşallah hizmete sokacağız. Marmaris Devlet Hastanesi yine birçoğunuzun katıldığı, bildiği gibi 21.04.2020 tarihinde yer teslimi yapıldı. 700 iş günü içerisinde de inşallah orayı da teslim alacağız. İhale bedeli Marmaris Devlet Hastanesi'nin 90 milyon 435 bin lira. Milas Devlet Hastanesi'nin bu peyzaj olayı 9 milyon 735 bin lira. İkinci hastane inşaatının haricinde olan yerle alakalı söylüyorum. Yatağan Devlet Hastanesi arkadaşlar şu anda %72'si bitmiş. İnşaat devam ediyor. 2020 Eylül ayında da inşallah orayı da hizmete açacağız. Orasının da ihale bedeli 59 milyon 664 bin 340 ve Seydikemer Devlet Hastanesi 21.04.2020 tarihinde de yer teslimatını yaptık. İhale bedeli 89 milyon 330 bin lira. Gördüğünüz üzere Yatağan'da, Seydikemer'de, Marmaris'te, Milas'ta ve Bodrum'da hastane inşaatlarımız devam ediyor. Çok yakın bir zaman içerisinde Menteşe'deki devlet hastanemizi hizmete açtığımızı da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yani 13 ilçemizin 5 tane ilçesinde şu anda hastane inşaatları yapım aşamasında ama büyük kısmı da yeni bitmiş. Sağlık konusunda bu kadar yatırım yaparken bir yandan da pandemiyle de olağanüstü sınav verdiğimizi de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Son olarak bilginize sunmak istediğim arkadaşlar birkaç gün içerisinde çok ciddi telefonlar aldık. Bu Narenciye hasarla alakalı olarak Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, bir miktar Fethiye'de olmak üzere. Az önce il müdürümüzden de detaylı bir rapor aldık. İl müdürlüğümüz söz konusu ilçelerde, arazilerde, üreticilerle ve oradaki ziraat odalarıyla beraber incelemelerde bulundular. Bir rapor hazırladılar. Bir kısmı hazır, bir kısmı devam ediyor. Tabii oradaki üreticilerimizin arazilerde ciddi miktarda hasarlar olduğu doğrudur. Sayın Bakan Yardımcımızın da katılımıyla, o ilçelerdeki belediye başkanlarımızın, oda başkanlarımızın da katılımıyla çarşamba günü bir telekonferansla bir araya gelinecek, konu tekrar gündeme alınacak. Bildiğiniz üzere tarım üreticilerimizin bir sigortası var. Lakin bu yüksek sıcaklık bu sigorta kapsamı içerisinde olmadığı için böyle bir sıkıntı var şu anda. Yani fırtına, dolu gibi doğal afetler var ama yüksek sıcaklık gibi bir sebep yok. Onunla ilgili olarak nasıl bir çalışma yapılabilir? Vatandaşlarımızın zararları nasıl minimize edilebilir? Biz de il başkanlığı olarak sayın vekillerimizle beraber konunu hassas olarak takip ediyoruz. Üreticimizin yanındayız. İnşallah zararlarını en mümkün mertebede karşılamaya çalışacağız devlet olarak. Bunu da söylemek isterim. Bu arada biliyorsunuz yine pandemideki bazı engellemelerden dolayı, bazı tedbirlerden dolayı da çok kalabalık olarak bir araya gelmiyoruz. Mesafe, maske ve hijyen konularına azami dikkat gösteriyoruz. Bu az önce bahsettiğim tüm yatırımlarda, yatırımların Muğla'mıza kazandırılmasında sayın milletvekillerimizle, valimizle, il müdürlerimizle ve il teşkilatı olarak da bizler yoğun olarak çaba sarf ediyoruz. Muğla'ya en iyi hizmeti yapmaya çalışıyoruz.
İnşallah devam edeceğiz. Ve eleştirileri de, eksiklikleri de sizlere beraber dile getireceğiz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağ olun, teşekkürler.